Beyin göçüne göz yumuluyor, karanlık kaderimizmiş gibi dayatılıyor. Faiz sebep diyen Sayın Cumhurbaşkanı, enflasyonu sonuç diye başlattığı macerası maalesef başında bulunduğu siyasi parti olarak AKP sebep, yokluk, sonuç gerçeğinin artık komik olmayan bir fıkrası haline geldi. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz günlerde, dün hatta Afyon genelinde Milli Eğitim'in okulları açmasıyla beraber Milli Eğitim okullarına yardımcı eleman, hizmetli eleman tedariği İşkur vasıtasıyla 9 aylık elemanlar alınıyor. Bu elemanlar İşkur'a müracaat ediyor, yaşadıkları ilçede veya köyde, beldede. Bunların müracaat ettikleri köylere, beldelere göre de daha önceden Ankara'dan çekilen kuraları bu sefer il bazında yapılıyor bu çekimleri. İlçelerde çekiliyor. Dün sadece bir ilçeye örnek vereceğim. Afyon'un her yerinden bize gelen ihbarlar var bu konuda, bütün ilçelerden. Ama bir tane ilçeninkini sizle paylaşacağım. Diğerlerini de araştıracağım. Bu işin peşini de bırakmayacağım. Çünkü İşkur'dan kötü kokular geliyor. Buradan öncelikle Sayın Valime, İşkur Müdürlüğü'nü iyice bir tepeden tırnağa gözden geçirmesini rica ediyorum. İşkur'un tepesinde yanlış şeyler kulağıma geliyor, duyumlar geliyor. Aslı olup olmadığında sizlerle paylaşacağım. Şimdi Başmakçı ilçemizde 63 kişi müracaat ediyor. 21 sanırım, ya 21 ya 22 kişi olması lazım. 22 kişi alınacak. 63 kişinin müracaatı alınıyor. Bu 63 kişiden 56'sı kuraya tabi tutuluyor. 7'sini kuraya bile tabi tutmuyorlar. İsimlerini hemen İşkur müracaat listesi sayfasından siliyorlar, çıkartıyorlar ama kura çekim listesine almıyorlar. Bu 7 kişiye de yapılan bir açıklama yok. Sadece özel politikalar falan fıstık diyorlar. Sanki bir önemli bir iş yapıyor ya İşkurcular. Sayın Müdürüm, sana sesleniyorum. Peşindeyim. Arkadaş, buradan AKP Kadın Kolları Başkanı ne hikmetse bu İşkur'un marifetiyle Başmakçı'daki o kuradan her dönem çekiliyor ve her dönem aynı okula çekiliyor. Yani bu dönem değil, her dönem. Ve AKP'den giden alınacaklar listesi kuradan çıkıyor ama o kurada 7 kişiye hiçbir şey söylemeden de kura dışı bırakılıyor. Ya arkadaşlar, anayasanın 10. maddesi herkese açık. Ne diyor? Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Sen bu 7 kişiyi hangi eşitliğe uymadığı için kura dışı bıraktın? Sayın Müdürüm ve orada Başmakçı'da bu kura çekimini yapanlar, Başmakçı Kaymakamı, Afyonkarahisar Valisi, bununla ilgili İşkur Müdürü, hepinize sesleniyorum. Milli Eğitim'den varsa o işin içinde birileri, Milli Eğitim'deki arkadaşlar, bir araştırın bakalım. Önce bu 7 kişiyi bu anayasanın 10. hükmündeki şeylerin, kriterlerin hangi birine uymadı da bunları bu kurayı almadınız? Bu bir. İki, aldıklarınız içerisinden özellikle de Başmakçı'da AKP Kadın Kolları Başkanı olarak çalışan arkadaş neden her yıl kuradan çekiliyor ve neden her yıl aynı okula bu arkadaş sanki planlanmış gibi gönderiliyor? Bu tesadüf mü? Bunu da açıklayın lütfen. Buradan sesleniyorum. Bunun peşini bırakmayacağım. Bütün ilçelerde bununla ilgili tüm hemşerilerime de sesleniyorum. Elinizde ne tür bilgi, belge varsa lütfen bize ulaştırın. Bununla ilgili hiç kimsenin yaptığını yanına bırakmamak adına, kendi vatanını ve milletini seven bir Türk vatandaşı olarak, bir sivil toplum örgütü temsilcisi olarak bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Basın toplantımıza sonlandırırken basın mensuplarımızın sorusu varsa cevaplamak isterim.
Teşekkür ederim.